Başkanım, ilk önce maçla ilgili bir kısa değerlendirmenizi alalım. Sıkıntılı bir Karabükspor var. Tabii. Senelerce yakından tanıdığım ve Karabük'te de çok yakın dostlarımın olduğu bir vilayetin takımıyla oynayacağız. Ancak Karabükspor ligde bu duruma düşmemeliydi. İnanın kendi takımım kadar üzülüyorum. Bugün de tabii ki Gençler Birliği olarak Karabükspor'la bir müsabakamız var. Ben uzun yıllar futbolun içinde olan bir insan olarak tabii ki gönül arzu eder ki Karabükspor eğer bizim maçımızda galip gelip de ligde kalabilecek olsa, mağlup olsak da kesinlikle üzülmem. Neden? Karabük'ü ligde kaldı diye. Ancak tabii bugünkü maç bana göre bizim için de Karabük için de oldukça güç bir müsabaka. O bakımdan ben her şeyden evvel bu futboldur. Futbol ligde inmek de var, çıkmak da var. Ama Karabük gerek taraftarı gerek sahip olan insanların verdiği destekle mutlaka ligde bu senede olmasa da bir senede kesinlikle tekrar lige intikal eder diye düşünüyorum. O bakımdan bugünkü müsabakanın iki takım içinde dostça, centilmence geçmesini, seyircimize iki taraf içinde iyi bir müsabaka izletmelerini öneriyorum, tavsiye ediyorum, arzu ediyorum. Burada da tabii galip gelen takımı da tebrik etmek gerekiyor. Başkanım, son maçlara geliyoruz artık. Genç oyuncular var kadroda. Gelecek sene de alttan gelecek çok yetenekli çocuklar gözüküyor Hacettepe'de. Önümüzdeki maçlarda hocaya bir kadroda revizyon, genç oyuncuları oynatma konusunda bir tavsiyede bulunacak mısınız? Hocanın o şekilde niyeti var mı? Evet, tabii ki. Biz zaten Gençler Birliği olarak genç oyunculara, altyapıya önem veren bir takımız. Hacettepe Kulübü bizim kardeş takımımız. Orada yetiştirdiğimiz oyuncuları Gençler Birliği'ne alıyoruz. Hacettepe Spor Kulübü'nde olan yönetici arkadaşlarımızla bizim çok yakın can dostlarımız. Bu itibarla Hacettepe'de yetişen bir futbolcunun başka bir takıma gitme olanağı kesinlikle söz konusu değil. Nitekim geçen sene Hacettepe kulübümüzden Gençler Birliği'ne 6 tane genç oyuncu aldık. Ve bu 6 tane genç oyuncularımızın başında oynayan çok iyi futbolcularımız var. Onlar daha zaman zaman oynuyorlar. Nitekim biraz evvel hocayla konuştuğum zaman, kadroyu gayri ihtiyari sorduğum zaman gene bunların içerisinde altyapıdan oynayan 3-4 tane futbolcumuzun da bugün sahada görev yapacağını öğrendim. Bu demek oluyor ki biz zaten Gençler Birliği olarak, altyapımız olarak altyapıya önem veren bir kulübüz. Başka türlü yaşama imkanına da sahip değiliz. Bu itibarla altyapıdan gelen ve genç oyuncular bizim geleceğimizi teşkil eder. Sizi yakalamışken sorayım başkanım. Kongre yaklaşıyor. Yönetimde ciddi bir revizyon düşünüyorsunuz şeklinde haberler de çıkıyor gazetelerde. Doğrudur. Bu görev hizmettir. Burada hakikaten bugüne kadar yönetim kurulumuzda görev yapan arkadaşlarımız başarıyla kulübümüze hizmet etmişlerdir. Ben şu anda kadroyu tam teşkil ettirmiş değilim. Adayım Gençler Birliği'ne. Tekrar 10 Mayıs'ta aday olacağım. Ben ona göre yeniden bir
revizyon yapıp bir kadro yapacağım. Eğer kongreyi alırsam o arkadaşlarımla beraber Gençler Birliği bugünden daha iyiye götürecek bir yapıya kavuşmak için onun gayretini veriyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.